Elazığ'dan bir kadın girişimci tarafından kurulan muhteşem bir çimento fabrikasındayız efendim. Yanımda da yönetim kurulu başkanımız Yasemin Hanım var. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben de çok teşekkür ederim. Önce sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Elazığ'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Elazığ'da tamamladım. Lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi'nde, doktora eğitimimi ise akademik çalışmalarımı yürüttüğüm Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptım. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldum. Önemli halk sağlığı konularını içeren 400 civarında bilimsel yayınım bulunmaktadır. Akademik çalışmalarımın yanı sıra Sağlık Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği, Elazığ İş Kadınları Derneği, Elazığ Spor Kulübü gibi sivil toplum örgütlerinde de yaklaşık 25 yıldır görev yapıyorum. Elazığ İş Kadınları Derneği'ni 2008 yılında bir grup arkadaşımla birlikte kurduk. Amacımız kadınların toplumsal statüsünün iyileştirilmesi, iş dünyasındaki yerlerinin sağlamlaştırılması ve kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturulmasıydı. Bu amaçla çıktığımız bu yolda daha sonra da Elazığ İş Kadınları'nın yanı sıra, derneğinin yanı sıra Fırat Sifet dediğimiz Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya illerini içeren federasyonun, TÜRKONFET'e bağlı olan Fırat Sifet Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliğini, başkan yardımcılığını yürütmekteyim. Hem eğitim alanında, hem sosyal alanda, hem de ticari alanda oldukça donanımlısınız hocam. Ben özellikle sizinle röportaj yaptığım için kendime gurur duyuyorum. Onur verdiniz, şeref verdiniz bana. Şimdi gelelim Sezai Çimento'ya. Yönetim kurulu başkanısınız Sezai Çimento'yu. Hangi hayallerle, hangi hedeflerle kurdunuz şirketi? Aslında ben yaklaşık 15 yıldır aile şirketlerimizde boş zamanlarımda, mesai dışı zamanlarımda çalışmaktaydım. Ki bu aile şirketlerimiz enerji, akaryakıt, turizm, inşaat, savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketler. Bunları yaparken de aslında doğup büyüdüğümüz topraklara vefa borcu ödemek, bölgeler arası gelişmiş farkın azaltılması ve yerel gelişmenin, yerel kalkınmanın oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, yerelde istihdamı artırmak amacıyla biraz da sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bu fabrikayı kurma fikri oluştu. İlk olarak 2011 yılında ben ömrümün sonuna kadar akademisyen olarak kalmak istemiyorum. Mutlaka hayal kurduğum, yapmak istediğim projelerin peşinden gitmeliyim diye düşündüm ve yola çıktım. Bu fabrikanın ilk kuruluş fikri o zaman canlandı ve 2014 yılı Şubat ayında ilk kazmayı vurduk. 2016 Mart ayında ilk ürünümüzü ürettik ve satmaya başladık. Böyle başladı çimento fabrikası ile ilgili öykümüz. Ardından da üretime başladıktan sonra da işte hem yurt içi hem yurt dışı ihracatı yaparak ürünümüzü satmayı planladık. Aslında fabrikanın tümü Avrupa menşeli, tüm proses Avrupa menşeli. Günde 7500 ton çimento üretiyoruz ve çevre dostu, çevreye duyarlı bir fabrika. Ara üniteler dahil tüm ünitelerde torba filtre sistemi kullanılmakta ve bu nedenle de çevreye saldığımız partikül miktarı normal metreküpte 1 miligramın altında. Aslında ülkemizde müsaade edilen miktar 50 miligram, Avrupa Birliği standartları 30 miligram, bizde ise 1 miligramın altında toz partikül çıkmakta. Gene RoboLab sistemi kullanıyoruz fabrikamızda. Tüm numune alımları, kaliteyle ilgili tüm numunelerimiz kapalı bir sistemde, sistem şeklinde tüm üretim ağından numuneler alınmakta ve el değmeden robot sistemiyle de analizleri yapılarak saatlik herkese bu sonuçlar yönetimdeki herkese iletilmektedir. Yani kadınların her alanda başarılı olacağının en büyük kanıtısınız hocam. Buradan da birçok hanımefendiye örnek teşkil ediyorsunuz aynı zamanda. Peki birazcık da kaç metrekare alandayız ondan da bahsedelim hocam. Çok büyük bir yerdeyiz şu anda çünkü. 88 hektar alana kurulu bir fabrika. Arkamızda ham maddemiz var ki bu ham madde yaklaşık 500 yıla yetecek görünür rezerv var. Önümüzde 3 hat tren yolumuz var. Ve bu tren yoluyla da tüm dünyaya istediğimiz yere ürünümüzü çok rahat bir şekilde götürmekteyiz. Bünyemizde 500 kişi çalışmakta. Bunun bir kısmı taşeronlarla, yani hizmetin bir kısmı taşeronlarla yürütmekteyiz. Bir kısmı ise kendi kadromuzdaki elemanlarımızla
çalışanlarımız, çalışanlarımızın yakınları ve tedarikçilerle birlikte düşündüğümüzde aslında yaklaşık 10 bin kişinin yaşamına olumlu katkı sağlıyoruz. Peki ham madde kaç aşamadan geçiyor hocam çimento haline gelene kadar? Ya önce aslında marn, yani kirli toprak ve kalkeli toprak kırıcıda kırılarak, belli oranlarda karıştırılarak premix dediğimiz bir karışım oluşturuluyor. Bu fırında pişirilerek klinker dediğimiz yarı mamul oluşuyor. O klinker dediğimiz yarı mamulün içerisine de çeşitli katkılar katarak ve çimento değirmeninden öğüterek çimento, değişik türdeki çimentolar oluşturuyoruz. Şimdi Elazığ bölgesindeyiz. Siz Türkiye geneline hakimsiniz. Aynı zamanda yurt dışına ihracat da yapıyoruz. Hangi ülkeler peki bunlar? Afrika ülkelerine, Orta Doğu'ya ihracatlarımız sürüyor. Peki hocam sıkıntılar yaşıyor musunuz lojistikte, özellikle ihracatta? Yani tabii bizim fabrikamızın liman içerisinde olmaması, denize uzak olması nedeniyle lojistik bizim için önemli bir sorun. Ama onun da üstesinden şöyle geliyoruz. Fabrikamızın içerisinde 3 hat tren yolu var ve bunların üzerine de taşımış olduğumuz big bag, normal torba sistemi ve dökme dolum sistemimizin olması nedeniyle istediğimiz yere tren yoluyla çok rahat bir şekilde daha ucuza ürünleri gönderebiliyoruz. Limana da, başka bir şehre de, tüm Türkiye'ye aslında gönderebiliriz bu şekilde. Tabii ki aslında bu fabrikayı ben liman içerisinde yapabilecek durumdaydım. Bu konuda da bana oldukça da baskı gelmişti ama ben biraz da sosyal sorumluluk anlayışıyla doğup büyüdüğümüz topraklara da istihdamı artırmak, birlik, beraberlik, ait olma, vatana sahip çıkma duygularını geliştirmek ve defa borcu ödemek bir bakıma için bu yöreyi seçtim. Ama tabii ki kazanıyoruz. Belki limandaki bir yatırım çok daha fazla kazanacaktı ama ben çok memnunum. Üretiyoruz, kazanıyoruz. Yöredeki insanı çalıştırıyoruz. Buradaki ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bence ben halen burada yaptığım için çok memnunum. Fabrikayı onu söyleyebilirim. Hem bölgeye, hem ülkemize, hem de yurt dışına oldukça katkı sağlıyorsunuz hocam. Bayrağımızı da orada oldukça güçlü bir şekilde dalgalandırıyorsunuz ve bir kadın olarak yapıyorsunuz bunu. Peki nasıl bir şirket politikasıyla ilerliyorsunuz? Bunu neye borçlusunuz? Yani tabii burada önemli olan kurumsal yapının oluşturulması. Kurumsal yapımızla, kaliteli insan kaynağımızla, sürdürülebilir marka ve kalitemizle ve birlikte çalıştığımız tüm bayilerimizi, satış ağımızı, yol arkadaşımız, hatta aynı sektörde çalışan tüm fabrikaları yol arkadaşımız olarak görerek bu işi yürütüyoruz ve en önemlisi de sanırım sürdürülebilir kalitemizin, çevre dostu olmamızın, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmaya gayret etmemizin sonunda her geçen gün hem pazar payımızı büyütüyoruz, hem fabrikamızın farklı kalitedeki yeni ürünler oluşturmasını sağlıyoruz, hem de insanların yaşamlarına dokunuyoruz diye düşünüyorum. Bu arada Ar-Ge merkezi kurduk fabrikamızın içerisinde. Aslında normalde fabrikalar genelde teknokentlerde Ar-Ge'lerini yaparlar ama biz kendi fabrikamızın içerisinde Ar-Ge merkezi kurduk ve şu anda değişik çimento türlerinin üretilmesi, değişik ham maddelerden çimento üretilmesiyle ilgili ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İş güvenliğine değinmişken bunu biraz açalım istiyorum. Son zamanlarda en çok tartışılan konular arasında çünkü. Nasıl sağlıyoruz hocam iş güvenliğini burada? Şimdi tabii ağır ve tehlikeli bir iş çimento fabrikasında çalışma. Bu anlamda işe giriş eğitimleri, işbaşı eğitimleri, koruyucu bir takım işte ekipmanların çalışanlar tarafından mutlaka kullanılmasını sağlamak. Baretsiz, işte belli koruyucu ekipmanları kullanmadan sahaya çıkmanın engellenmesi gibi. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği birim sorumlumuz var. Onun altında çalışan elemanlarımız var. Buna ek olarak dışarıda danışmanlık ve hizmet aldığımız firmalar var. Onlarla birlikte yürütüyoruz. Tabii ki sistemdeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini sistemin kendisinde fizik mekan olarak da almış durumdayız. Günlük üretim kapasiteniz oldukça yüksek ama çimentonun da tabii çeşitleri var değil mi hocam? Bu çeşitlerden de biraz bahsedebilir miyiz? Yani biz çimento SEM1 üretiyoruz. SEM1 42,5, SEM2A, SEM2B. Sülfata dayanıklı çimentomuz var. SEM4 üretiyoruz.
bildiğiniz bütün çimento çeşitlerini üretiyoruz aslında. Yani son zamanlarda da beyaz çimento ile ilgili çalışmalarımız var. Ayrıca beton santrali işine başladık. Özellikle bu ürettiğimiz çimentonun gene tüketiciyle buluşacağı ve betona dönüştürüldüğü yerlerde oluşmaya başladık. Özellikle lojistik sektörümüz olan inşaat sektöründe oldukça kullanılıyor. Yine asfaltlarda ve köprü yapımlarında da çimento olmazsa olmazlardan bir tanesi. Peki bundan sonra neler hedefliyorsunuz hocam? Bölgeye ne katkılarda bulunmayı düşünüyorsunuz? Evet, yani ben bu özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hem sivil toplum örgütlerinde çalışarak hem de burada bir yatırım yaparak sanayici olarak topluma katkı sağlamak istiyoruz tabii ki. Bu anlamda da fabrikamızın özellikle işte enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik bir takım projelerimiz var. Yapı malzemeleriyle ilgili başka projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde yeni yatırımlarımızı da yapmak için emek harcayacağız. Peki bölgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bizi izleyen belki hemşerileriniz vardır. Bölgeye yatırım yapılmalı mı sizce? Yani aslında biliyorsunuz yatırımcı güvenli, istikrarlı, ekonomi ve güvenli bölge ister. Elazığ'a baktığımız zaman Elazığ gerçekten Doğu ile Batı arasında, ortada ve gerek sosyal yaşamıyla gerek fizik olarak coğrafi yerleşimi bakımından çok güzel bir şehir. Üç etrafı suyla çevrili. Yeraltı kaynaklarımız, doğal kaynaklarımız oldukça fazla. Ben buraya tabii ki yatırımcılar davet ediyorum. Mutlaka burada öne çıkan sektörlere bakarak, ki bu öne çıkan sektörlerde yapılan kümeleme çalışmalarla belirlenmiş durumda, yatırım yapmalılar. Bu zaten ülkemizin tümünün kalkınmasını istiyorsak bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamamız gerekir. Bu anlamda da her şeyi devletten beklemeden özel sektörün gelip buralarda yatırım yapmasını sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda özel sektöre çok büyük görevler düşüyor. Gene iş dünyasında çalışan sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşüyor. Bu yöre yatırım yapılabilecek çok güzel bir yöre olduğunu söylemek isterim. Bunun da altını buradan çiziyoruz. Peki kendi sektörünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bölgede hem ülkemizde. Yani çimento sektörü bu sene de büyümesini sürdürecek. %8 oranında bir büyüme bekleniyor bu sektörde. İnşaatla bağlantılı biliyorsunuz. Altyapı yatırımlarla bağlantılı bir sektör. Yani daha çok tabii sanırım bu sektörde yatırımlar da belli bir doygunluk düzeyine de ulaştı aslında ülkemizde. Zaten rekabet hızlı değil mi hocam? Yani üretim yeterli üretim kapasitemiz var, onu demek istiyorum. Ve o kapasitenin bir bölümünü zaten kendi yöremizde ya da bütün fabrikalar öyle kendi yörelerinde tüketiyorlar. Fazlasını da yurt dışına satıyorlar. Biz de aynı şekilde yürütüyoruz bu işi. Bizim sektörümde bu dönemde gene yani bu yıl içerisinde de üretim, satış ve karlılığının iyi olacağını düşünüyorum. Evet, özellikle yurt dışından bakıldığı zaman oldukça güçlü görünüyoruz ama. Evet, tabii ki öyle yani. Çimento sektörü öyle bir sektör. Teşekkür ediyorum hocam. Eklemek istedikleriniz var mı peki son olarak sevgili izleyicilerimize? Yani ben aslında hani doğuda bir kadın girişimci olarak tüm kadınların aslında ellerindeki mevcut imkanlarla çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Çünkü bizim ülkemizde erkeklerin para kazanmak için yaptıkları bir tek işte başarılı olmaları beklenirken, kadınların çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, çok iyi bir iş kadını olması gerekiyor. Bu nedenle de kadınlar artık çocukluğundan itibaren aynı anda birçok işi birlikte yapma becerisi kazanıyorlar. Yani ev işi, işte evlenince çocuk artı dışarıdaki iş. Ve buna bağlı olarak da aynı anda birden çok işi düşünerek, kafalarında kurgulayarak ve bir düzen içerisinde sürdürmeyi başarabiliyorlar. Bunlar aslında bütün kadınların, Türkiye'deki bütün kadınların böyle bir özelliği var. O nedenle de ben kadınların kendilerine güvenerek hayallerinin peşinde gitmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü güçlü kadınlar güçlü evlatlar yetiştirir bu ülkeye. O yüzden de kadınlarımızın her zaman güçlü olması gerekiyor ve siz emsal teşkil ediyorsunuz bize. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi görüşünüz için çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, bir kadın girişimcinin eseri olan Seza Çimento'ya konuk olduk Elazığ'da. Yasemin Hanım'a da çok teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.